Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu alt karakterim olan Striker'da nasıl bir build yaptığımı, nasıl oynadığımı e, gösteren bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, alt karakter serisinin 3. videosu bu. 3. E, videosu da olduğu için benim en çok oynadığım, e, zaman geçirdiğim alt karakterim bu. Çünkü ikinci alt karakterim zaten kendisi de şu anda T3'e çıkarmış bulunmaktayım bu alt karakterimi de. Gelin ilk önce kısaca engravinglerinden bahsedelim. İlk önemli kısım burası. Arkadaşlar Class engravingimiz esoterik filiri, ee, bunun mavi kitabını alırsanız ben daha almadım yani para vermek istemiyorum çünkü. Ee, 3 puan yaptım burayı 3-3 takıp 6 puan aldım tabi burayı 12 puan yaparsanız yani 6-6 takarsanız sizin için daha kolay olacaktır para verip yapabilirsiniz Tabii ki de. ama ben dediğim gibi vermeyi mantıklı bulmadım 6 karakter olduğu için 3. engravingleri arkadaşlar garuj master of ambush adrenalin master of ambush'a öncelik verin arkasından garuj 3-4 son olarak da adrenalin yapabilirsiniz bu build arkadaşlar ee, çok ee, kullanılan bir build haberiniz olsun. Çok da güzel hasar çıkarabilirsiniz bu build'i yaptığınızda. Ee, şimdi arkadaşlar gelin beraber skilllerimize bakalım. Counter skillimiz arkadaşlar. Counter atmak için bossa bunu kullanıyoruz. Ezotürik enerji doldurmak için kullandığımız kombo ataklarımızdan bir tanesi Moon Flash Kick. Bunu alıyorsunuz. Dediğim gibi burada zaten e, Tripodları gözüküyor. Tripodlarınızı kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ama benim kullandığım Tripodlar bunlar. E, aynı şekilde e, Storm Dragon Awakening de burada. Lightning whisper arkadaşlar. Şu anda burayı da fullleyeceğim Son puanımı buraya vereceğim. E, 12 puan olduğunda bu ilk burada bitiyor. Normalde 312 skill puanında bitiyor ama ben şu anda veremiyorum. Ee, Lightning Blessing Quick Preparation'ıza veriyorsunuz. Kuldağına geldiğinde de arkadaşlar Chaos Dungeon'da bunu veriyorsunuz. Single Target'da ise arkadaşlar buna veriyorsunuz. Aklınızda olsun. Evet ilk hasar boşaltan yani exotic skill'imiz arkadaşlar. Tiger Emeritus. Bunu kullanıyorsunuz. Quick Preparation, Fist of the Darkness, ee, Ascension şeklinde kullanıyorum şu anlık. E, burada ise arkadaşlar normalde bunu kullanılır ama ben bunu seçiyorum. Bunun sebebini birazdan rotasyon anlatırken daha iyi anlayacaksınız. Şu anda söylersem biraz kafa karışıklığı olabilir. Hortumda ise arkadaşlar e, kullandığım Lightning Storm, Grove's Attack ve Summon Storm kullanıyorum. Son olarak da son Sonoratrix skill'im ise arkadaşlar Lightning Tiger Strike single hit ee, bosslarda weak point detection, chaos dungeon'da piercing strike it alıyorsunuz. Ben genelde bunu da kullanmayı tercih ediyorum. Charged kick alıyorsunuz arkadaşlar veya boss çok hareketli bir bosssa veya çok fazla alan skill'i varsa consistive kick de alıp mobility skill olarak da kullanabilirsiniz. Ben ama şimdilik Charge 2 kullanıyorum. Rünleri de bu şekilde sağ tarafta arkadaşlar görüyorsunuz buradan alabilirsiniz rünleri, skill'lerin görsellerinden bakaraktan. Gelin şimdi size rotasyondan az çok bahsedeyim. Arkadaşlar şu anda benim şu enerjiler dolu. Ben bir şurayı boşaltayım şöyle. Skill'lerin gelmesini bekleyelim sonra da. Şimdi Ezoteric skill doldurmak için arkadaşlar ee, bir numaradaki skillim 2, 3, 4 ve W'daki skilllerimi kullanıyorum. Bunlar bana ezoterik veriyor. Bunların hepsini attığınızda arkadaşlar bakalım ne kadar ezoterik doluyor görelim. Bakın neredeyse fullendi. Muhtemelen bir iki tane de ota atak yaparsak fulleniyor. Yani arada bir iki oto atak yapıp bütün bu skillleri kullandığınızda ezoterik skillleriniz duruyor. Peki boşaltımı ne şekilde yapıyoruz? İlk önce hortumu kestediyoruz. Bakın hortum takip ediyor arkadaşlar boss'un olduğu lokasyona. Bu çok güzel. Yani sizin skill'e gidip dönmenize gerek kalmıyor. Diğer versiyonunu kullanırken. Burada boss'a hortumu atıyorsunuz. Ezoteriyi tekrardan bir doldurayım. Bakın Arkasından R'ye bastım. Sonra son kestim yapıyorum. Ve burada komba bitiyor. Skilllerin cooldown'ı geliyor. Tekrardan ezoterik skilllerimi dolduruyorum. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince cooldown'ları uzun olduğu için swiftness'ın fazla yok bu karakterde. Hemen cooldown'ı çıkardım. Bir tane skill attım. Son ezoteriğimi de alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tür skill'lerinizi durmadan boşaltıyorsunuz. Yani buradaki topları bu doldurup bu 3 skill'i sürekli boss'un üstüne aktif bir şekilde atıyorsunuz. Peki statlarımız ne olmalı? Arkadaşlar statlarınız Specialization ve swiftness olmalı. Bir tane de crit takısı alırsanız kendinize sizin için iyi olur. Ben şu anda seçim hakkım olmadı. Benim seçim hakkım olmamasının sebebi ise arkadaşlar dediğim gibi ben bütün itemlerde ezoterik almak zorunda olduğum için ne gördüysem ezoterik olan şeyleri takıları aldım şu anda. Sizin önceliğiniz arkadaşlar specialization, swiftness ve crit. Yani bu karakter arkadaşlar birazcık hibrit stat kasıyor. Hem specialization kasıyor, hem swift kasıyor, hem crit kasıyor. O yüzden genelde şöyle yapıyorlar. E, kolyeden crit, iki takıdan swiftness, iki takıdan da specialization alıyorlar genelde. Bu karakteri oynarken bu şekilde kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Statları da bu şekilde. Kart kombinasyonu benim her zamanki gibi her alt karakterimde kullandığım kart kombinasyonum. Eee damage reduction kart kombinasyonu burası burada böyle kalmış. Şunu geri çekeyim. %10 elemental damage reduction %4 maksimum HP. Her alt kar karakterimde bunu kullanıyorum. Neden olmasın ki? Zaten beleş elde ediyoruz. Göre ana görevleri yaptığımız için bu bize direkt gelen bir kart serisi. Gayet de kullanışlı bir kart serisi. Eee ise arkadaşlar tabii ki de ilk öncelikle e, pardon rün dedim. Gen'lerde ise arkadaşlar esoteric skill'lerinizi upgrade edin. Yani Q'daki skill Hortum, Ezoteric skill Lightning Tiger Strike ve Tiger Emersis. Bunları arkadaşlar kesinlikle gemleriniz, gemlerinizde olsun. Yani kesinlikle bu 3 e, skill'in hem cooldown'ı hem damage'ı olsun. Zaten bunlar oldu 6 tanesi zaten gidiyor arkadaşlar. Yani o yüzden geri kalanına da bu skill'lerinizi koyabilirsiniz. Damage'ı veya kuldan. Bence ama bunlara cooldown koyun ki skill'ler hızlı dönsün. Daha hızlı e, ezoterik enerji doldurmuş olursunuz. Awakening seçimi ise arkadaşlar genelde insanlar Nova Blast'ı kullanıyor. Ama ben Nova Blast'ı kullanmayı sevmiyorum. Neden? Ya bu karakterin çünkü şu ultisi çok güzel gözüküyor yani. Şuna baksanıza. Yani acayip güzel gözüküyor. Aynı hasarı vuruyorlar bu arada. Hasar olarak pek bir farkları yok. Genelde insanların bunu tercih etme sebebi ise arkadaşlar. Siz de şuradan göstereyim sebebini. Şimdi unlimited üsüyorsunuz. Bu skill arkadaşlar gördüğünüz gibi belli bir çizgiye vuruyor. Bir daha atıyorum. Küçük kısa da bir kesti var. Yani bu kesti yaparken boss hareket ederse tabii ki de skilliniz kaçmış oluyor. Peki diğer skill niye kullanıyorlar? Boss'un dibinde arkadaşlar atarsanız bu alan vurduğu için sağına köşesine her yere vuruyor. Bakın mesela şimdi öne doğru vurdum. İyi izleyin şimdi. Yana atıyorum. Aa tabii boss'a çarpmadı. Şöyle yapmam lazım. Boss'a ilk kitinin çarpması gerekiyor. Bak Gördünüz mü? Boss'dan uzaklaşsam bile vurmuş oluyor. Boss'a ilk iti çarpsa bile. Gördünüz mü? Hop, son gene vurdu. O yüzden genelde bu skill'i kullanıyorlar. Ama ben dediğim gibi bu skill'i kullanmayı daha çok seviyorum. Hem daha cool gözüküyor. Hem hissiyatı daha güzel. Bir de bilmiyorum ya. Benim hoşuma gittiği için kullanıyorum. Yani yalan söyleyeceğim. İkisi de aynı hasara vuruyor zaten. Size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi. Stagger hay aynı zamanda. Yani Stagger bosslarında da bunu alabilirsiniz. Stagger atılacak yerde. Ultinizi de Stagger olarak harcayabilirsiniz. Striker'da ise söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Eksik bir şey görürseniz yorumda ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar benim alt karakterlerim. Yani ben bunları sadece alt karakter olsun diye oynuyorum. Yani main karakter şeyiyle oynamıyorum. O yüzden eksikler olabilir. Kusura bakmayınız kendinize iyi bakın herkese sağlıklı günler dilerim